İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Türkiye'nin Suriye işgaline ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil oturumu. Ermenistan Cumhuriyeti Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği askeri işgali kınadı. Halkalak'ın tüm Ermeni köylerinde kütüphaneleri olacak. Suriye'deki durum gittikçe daha da ağırlaşıyor. Dünya Bankası açıklaması, dünya ekonomisi düşüşte. Dünyaca ünlü elektrik ve elektronik mühendisleri enstitüsü Ermenistan Cumhuriyeti'nde şube açacak. Batı Ermenistan'ın Ani Ören yerinde arkeolojik kazılar yeniden başladı. ABD, gerici Türkiye'ye Suriye'nin işgali için yeşil ışık yaktı. Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika ve Polonya resmi makamları, Suriye'de Türk ordusunun saldırısıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil oturumunu gerçekleştirecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı bugün gerçekleşecek. Cihadistlerin kara kuvvetleri ve Türk savaş uçakları Suriye'nin kuzeydoğusunda konuşlanmış olan Kürt-Arap Silahlı Kuvvetlerine saldırıyor. Bu saldırıların sonucunda siviller arasında ölenler bulunmaktadır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın gerçekleştirdiği müdahalesinden hemen sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olağanüstü bir toplantı yapma çağrısında bulundu. Kürt kuvvetlerinin temsilcileri Moskova ve Şam'dan koruma talebinde bulunuyorlar. Uzun süre Kürtlerin koruyucu melek olarak kabul edilen ABD, Fransa'nın 1921'de Kilikya Ermenilerini terk ettiği gibi gerçekten de Kürtleri terk etti. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press'e yapılan açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti, Suriye'nin kuzeydoğusunda bölgesel güvenliğin daha da kötüleşmesine, sivillerin büyük zayiatına, yerinden edilmiş kişilerin büyük bir akınına ve nihayetinde yeni bir insani krize yol açacak olan Türkiye'nin askeri işgalini şiddetle kınadı. Avrupa Birliği'nin Ahalkalak'ta kırsal kalkınmaya yönelik yeni yaklaşma yardım projesi çerçevesinde belediyenin köylerinde ücretsiz pazar günü sanat ve kültür okullarının açılımının yanı sıra kütüphaneler de açılacak. Gürcistan Ulusal Kütüphanesi, Gürcistan Halkla İlişkiler Enstitüsü ve Gulf Şirketi arasında Tiflis'te 9 Ekim'de bir işbirliği memorandumu imzalandı. Memorandumun amacı kültürel ve eğitim etkinlikleriyle Cavak'taki Ermenilerin entegrasyonunu teşvik etmektir. Proje Avrupa Birliği'nin Gürcistan'daki Avrupa Birliği'nin kırsal kalkınma programı tarafından finanse edilmektedir. Suriye Devlet Televizyon Kanalı İhbariya tarafından bildirildiğine göre bu sabah erken saatlerde Türk birlikleri tekrardan Suriye'nin Ras Ul Ayn kentine saldırıda bulundu. Açıklamada Türk rejimi Hasaka eyaletinin Ras Ul Ayn kentini yeniden bombalamaya devam ediyor dendi. Suriye'deki Tel Abyad şehri de saldırıya uğradı. Daha sonra Türk ordusunun kara harekatına başladığı ve 181 hedefi vurduğu öğrenildi. Suriye Devlet Televizyonu sınıra yakın Kamışlı, Ras Ul Ayn, Darbasiye ve El Maşraf kentlerindeki bombalamalar sonucu 8 sivilin öldüğünü ve 20 kişinin de yaralandığını bildirdi. Financial Times'ın aktardığı ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın açıklamada bulunduğu habere göre, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma konusundaki belirsizliği nedeniyle dünya ekonomisindeki büyüme umutları daha da kötüye gitti, Avrupa'da ticari gerilimler ve ekonomik gerileme yarattı. Malpass, dünya ekonomik büyümesi yavaşlıyor dedi. 2019 sonuçlarına göre Brexit'in ve Avrupa'da ticaret düşüşü nedeniyle gayri safi milli hasılanın küresel büyümesi Haziran ayında tahmin edilen %2.6'dan daha düşük olabilir diye de ekledi. Dünya İletişim Teknolojileri Konferansı WCIT 2019 çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Teknoloji Endüstrisi Bakanı Hagop Arşakyan, Sinopsis Armenia adlı şirket başkanı Yervant Zoryan ve Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Başkanı Cecilia Matra katıldığı basın toplantısında Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Teknoloji Endüstrisi Bakanlığı tarafından Armen Press'e verilen bilgiye göre Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün Ermenistan Cumhuriyeti'nde şubesinin açılması girişimi açıklandı.
Adı geçen Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü, dünyadaki elektronik enstitüsündeki bilimsel makaleler ve seminerler alanında bilimin organizasyonu ve gelişme açısından en prestijli organizasyondur. Çoğunlukla araştırmacı, bilim insanı ve mühendislerden oluşan 400 binden fazla üyeye sahiptir. Dünyanın şehri, medeniyetlerin beşiği, binbir kiliseler şehri ve 40 kapı şehri olarak tanınan Bagratunyans Ermenistan'ın başkenti olan Ani Antik kentinde son zamanlarda kazı çalışmaları büyük ivme kazandı. Batı Ermenistan'daki Ani kalıntılarının kazıları 23 Eylül'den itibaren başladı. Kazılar koordinatörü Muhammed Arslan, çalışmaların 3 aşamada gerçekleştirileceğini söyledi. Bu dönemde yapılan çalışmalar sonucunda ortaçağ seramikleri keşfedildi ve gerekli araştırmalardan sonra müzede sergilenecekler. Ani Ören Yeri kazıları 120 yıldır devam ediyor. ABD karar alıcıları Türkiye rejimine Suriye'nin işgaline yeşil ışık yakıp hakkı, hukuku ve öz savunmayı kırmızı ışıkta bekleterek insanlık ve halklar için birer ölüm fermanını imzalamış gibidirler. ABD'nin yedeğinde bir Truva atı rolü üstlenen gerici Türkiye rejiminin attığı bu tür işgalci adımlar kan, sefalet ve gözyaşından başka bir şey getirmeyecektir. Artık Türkiye bu işgal saldırısıyla tamamen Büyük Orta Doğu projesi içine çekilmiş oldu. Türkiye'yi yöneten gerici elitin görmekte arzuladığı Orta Doğu işgalinin rüyasını Türkiye'deki devrimci ve demokratik yapı ile bölgedeki tüm güçler birleşerek karşı durmalıdır. Faşist Türkiye'ye darbe indirmenin şimdi tam sırasıdır. Türkiye'nin milliyetçi militarist rejim yapısı değiştirilmeden Orta Doğu'da sürekli bir barış mümkün değildir. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Havadamk Korosu'ndan Komitas Vartabed'in Anzing Nevriyalk adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.